Selam arkadaşlar. İzmir'den gelen deprem haberi hepimiz üzdü. Umarım ciddi boyutta bir can kaybı, mal kaybı yoktur. Bir binanın yıkıldığı haberini aldık. İnşallah orada bir can kaybı yoktur. Hafif bir şekilde umarım atlatılmıştır ama görüştüğümüz, İzmir'de görüştüğümüz dostlardan edindiğimiz bilgi çok ciddi bir depremin olduğu, şiddetli bir depremin olduğu yönde. Büyük bir şok yaşıyorlardı. Umarım Türkiye bunu da bir an önce atlatır. Yani işte Türkiye'nin gündeminin aslında deprem olduğu ve bu gerçeği unutmamız gerektiğini bir kez daha burada söylemek isterim. Yani bunu deprem olduğunda anlamamalıyız. Deprem olduğunda farkına varmamalıyız. Deprem olmadan da depremle ilgili gerekli önlemleri almak durumundayız. Çünkü deprem kuşağında yaşıyoruz. Bu önlemleri almazsak hem can kaybı hem mal kaybı Allah göstermesin geçmişte yaşandı. İleride de eğer bu bakış açımızı değiştirmezsek bunların yaşanabilme ihtimali çok yüksek görünüyor. O yüzden tedbirimizi almalıyız. Yani her deprem olduğunda gerçekten büyük bir endişe yaşıyoruz. Bunu inşallah bunu da atlatacağız. Ben ona inanıyorum. Tekrar İzmir'e geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum. Biliyorsunuz bugün aynı zamanda Anavatan Partisi Genel Başkanı ve Başbakanlarımızdan Mesut Yılmaz'ı da kaybettik. Ona da Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm ailesine sabırlar diliyorum. Başsağlığı diliyorum ailesine. Yine Fenerbahçe TV'nin muhabiri Dilay Kemer bugün o da rahmetli oldu. Allah'tan Dilay'a da rahmet diliyorum. Fenerbahçe ailesine sabırlar ve başsağlığı mesajlarımı gönderiyorum. Evet, bugün çok da iyi başlamadı işte arkadaşlar. Görüyorsunuz ölümler, ölüm haberleri, işte deprem haberleri. Yani şimdi hani futbol konuşmak istiyorum da ya ne konuşacağız? Ne konuşacağız ki yani? Şimdi ne konuşabilirsiniz ki? Yani bu psikolojiyle, bu duyguyla insan ne söyleyeceğini de bilemiyor. Ama tabii ki bizim futbolda gündemimiz. Hafta sonu maçlar oynanacak. Yine hakem atamaları var. MHK hakem atamalarını açıkladı. Birkaç şey de tabii söylemek isterim. Yani bakıyorum Merkez Hakem Kurulu atamalarında ciddi anlamda hata yapmaya da devam ediyor. Hakemler zaten 2-3 haftadır maçların sonuçlarını belirliyor. Hata üstüne hata yapıyorlar. Hakemlerin kafalarını karıştırdılar arkadaşlar. Hep söylediğim gibi. Hakemleri rahat bıraksalar bir hakemler şöyle daha özgüvenli maçlara çıkacaklar. Ama ne yazık ki kurullar, eğitimciler verdikleri yanlış eğitimlerle hakemlerin kafalarını karıştırıyorlar. Aslında hakemler fena başlamamıştı biliyorsunuz ligi. İlk 2 hafta, 3 hafta fena değillerdi. Ama sonrasında ciddi hatalar gelmeye başladı. Kötü olan şu, bu Merkez Hakem Kurulu'nda da şu hastalığı görmeye başladık. Hata yapan hakemlere maç veriyorlar. Üst üste maç veriyorlar. Kim mesela? Atilla Karaoğlan. Atilla Karaoğlan, Serdar Aziz'i küfründen dolayı ihraç edemedi. Üstüne bakıyorsun maç veriyorlar. Yani bu anlaşılır gibi de. En azından hani tamam bu hakemleri tamamen kaybetmeyelim ama makul bir süre ceza vermek gerekmez mi? Dinlendirmek gerekmez mi arkadaşlar? Siz böyle yapmazsanız MHK olarak diğer hakemler de ne der? Ne olacak ya, nasıl olsa işte Atilla Karaoğlan ceza almadı. Küfrü duymayınca. Hele bir de işte büyük takımlardan bir oyuncuyu atmayınca işte ödülünü de almış oldu maç olarak. Bize de herhalde bir ödül verirler gibi böyle bir düşünceye ve duyguya girebilirler arkadaşlar. O yüzden Merkez Hakem Kurulu'nu Serdar Tatlı'yı buradan uyarıyorum. Yani kendi hakemliğinde edilen bir küfrü duymazlıktan mı geliyordu? Kendi hakemliğinde edilen bir küfre oyuncuya kırmızı kart göstermiyor muydu ki bunu uygulamayan bir hakeme sen tutuyorsun, maç veriyorsun? Bu büyük haksızlık. Olmaz. Ver ceza, ver kardeşim, dinlensin ya. Ya böyle de olmaz ya. Yani bu kadar da hata yapılmaz. Hani Merkez Hakem Kurulu atamalarınızda bu kadar dikkatsiz nasıl davranıyorsunuz anlamak mümkün değil. Evet değerli arkadaşlar. Ankara'da bugün yağmur da yağdı. Tabii çok güzel bir hava var. Uzun süredir yağmur yağmıyordu Ankara'ya. Bitkiler, ağaçlar tabii çok bu durumdan memnun, mutlu. O yüzden değerli arkadaşlar, hani dedim ya, bu duyduğumuz kötü haberlerden sonra insanın çok fazla da bir şey konuşmak ihtiyacı da hissetmiyor. Keyifsiz de oluyor. Moralsiz de oluyor. Ne söyleyeceğini bilemiyorsun.
futbol, zaten futbol olmaktan çıktı ne yazık ki Türkiye'de. Görüyorsunuz. Takımlarımız Avrupa maçlarına gidiyor, yeniliyor, kaybediyor. UEFA sıralamasında, FIFA sıralamasında tel tel dökülüyoruz. Ya Faroe Adaları düşünebiliyor musunuz? Faroe Adaları ülke puanı sıralamasında bizi geçmiş. Güney Kıbrıs ülke puanında, aldığı topladığı ülke puanında bizi geçmiş. UEFA sıralamasında zaten Güney Kıbrıs bizi geçti de. Yani ülke puanı toplama artısında da geçtiler. Ne yazık ki bu anlayışla, bu futbol anlayışıyla Türkiye'de sporun, futbolun gelişmesi mümkün değil. Ben hep söylüyorum arkadaşlar. Hem bir eski hakem, hem bir gazeteci, yorumcu, hem de bir beden eğitimi öğretmen olarak futbola önerim şu. Türkiye'de okulla sporu gençlerimiz bir arada götüremiyor. Bunun geliştirilmesi lazım, bunun dönüştürülmesi lazım. Türkiye'de gerçekten Milli Eğitim Bakanı ve Spor Bakanı arasında ciddi bir işbirliği yapılması lazım. Yani eskiden Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı'ydı biliyorsunuz. O zaman bence çok daha iyiydi. Bence Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor'un birleştirmesi lazım tekrar. Bir arada uyum şeklinde hareket etmeli. Yani bu ülkede çocuklarımız ne yazık ki ilkokul, ortaokul, lise çağlarında bir kulüpte oynuyorsa okulla eğitimini, futbol sporunu, antrenmanını bir arada götürmesi mümkün değil. Ya iyi eğitim alıyorsun, spor yapamıyorsun, spor yanın eksik kalıyor. Ya işte iyi sporcu oluyorsun, eğitim alanında şey kalıyorsun, geride kalıyorsun. Yani Türkiye'de herhalde Metin Ali Feyyaz mıydı? Ya da Metin'le Feyyaz galiba bunu başaranlardandı. Böyle parmakla gösterdiğimiz şeyler var ama onun dışında çok zor. Yani profesyonel spor yapıp da ya da spor yaparak, bir kulüpte oynayarak eğitimi götürmek çok zor. Bunların değiştirmesi lazım. Yani işte diyoruz ki o gün Paris Saint Germain maçından sonra Başakşehir, arkadaşlar soruyorlar, hocam bizim eksiğimiz ne peki diyorlar. Eksiğimiz şu, çok net. Biz çocuklarımıza altyapıdan itibaren spor kültürünü, futbolun kültürünü veremiyoruz. Sadece sporcu olmaya gerek yok. Tribünde nasıl iyi bir taraftar olunur? Bunun eğitimini de doğru düzgün veremiyoruz. Niye veremiyoruz? Ya gidin okullarımızda spor tesisi, spor alanı ciddi anlamda eksik var arkadaşlar. Ciddi problemler var. Gençler beden eğitim derslerinde kullanacakları topları bile bulmakta güçlük çekiyor yani. Ben 10 yıl oldu öğretmenliği bırakalı. Ya spor parası topluyorduk arkadaşlar biz çocuklardan. Düşünebiliyor musunuz? Okulda çocukların spor yapabilmesi için spor, işte basketbol topu, futbol topu, işte beden eğitim dersinde kullanılan ihtiyaçların temin için biz öğrencilerden spor parası topluyorduk o zaman. Toplanıyordu yani. Bunlar hani toplamayın diyorlar ama toplanıyordu yani. Hani ben 10 yıl önce değil ama 20 yıl öncesinden 2004'te Erzincan'da öğretmenliğe başladım. Bunlar yapılıyordu ne yazık ki. Yani bilmiyorum hala toplanıyor mu? Hala spor parası toplanır mı öğrencilerden ama buna gerek yok ki. Yani devlet bence bu imkanı yaratabilmeli. Yani okullara tesis kazandırmalı. Okullara malzeme yardımında bulunmalı. Bulunmuyor mu? Bulunuyor tabii ki. Yani haksızlık etmiyorum ama yetersiz. Az sayıda. Hele kapalı spor salonu okulların çoğunda yok. Yani öğrenciler ilkokulda, ortaokulda, lisede işte okul maçlarında yarışmacı özelliği bir türlü kazanamıyor. Çünkü niye? Bunu sistem bir hale getiremiyoruz.